Yani şu işte onu tekrarlayalım isterseniz. Atatürkçülük 27 Mayıs darbesinden sonra bu darbeyi yapan 38 subayın yaptıkları işe bir silahlı gasp eylemi yaptıkları, buna bir meşruiyet kazandırmak için uydurdukları bir ideoloji. Bunun ne Atatürk'le, ne Atatürk'ün düşünceleriyle ve Atatürk'ün bıraktığı mirasla yakından uzaktan bir alakası yok. Bir darbe ideolojisidir Atatürkçülük ve ben de hatta şimdi ilk bölümde yine hatırlatalım, o ideolojinde bir kurumu da var dedik. Kurumda da siz varsınız şimdi. O kurumu değiştirmek adına atılan bir adım mı demiştin? Niye olmasın dediniz zaten. Evet, yani doğrudan doğruya Atatürk'ün mirasını kullanan, maddi olarak da Atatürk'ün mirasını kullanan bir kurum biliyorsunuz. İş Bankası hisseleri, evet, evet. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, maddi olarak da Atatürk'ün mirasını kullanan bir kurum. Ve benim bir entelektüel olarak herhalde askeri görevlerimden biri Atatürk'ün saygınlığını, itibarını, mirasına sahip çıkmak. Siz bunları söylediğinizde bizimle dalga geçiyor galiba Mümtaz Ertürken'e diyen var mı? Yani hani ben, hakikaten dalga mı geçiyorsunuz, espri mi yapıyorsunuz, gülümsüyorsunuz? Ben sizin de sorarken böyle bir niyetle sorduğunuzu farkına varınca değil mi? Farkına varınca şey yapıyorum ama ciddi bir konu tabii. Evet. Yani Atatürk'ü bu Atatürk tacirlerinin elinden kurtarmak, böyle bir kurulda görev yapmak için yeterli bir neden. Bir ilke daha okuyacağım. Son ilke bu da zaten. Yine kurumun ilkelerinden. Milli dayanışma ve bütünleşmede Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve ilkılaplarını, kültür, dil ve tarih değerlerini birleştirici bir güç olarak göz önünde tutmak, bu değerlere karşı girişilecek her türlü yabancı ve bölücü akımların bilimsel yoldan çürütülmesini esas almak. Şimdi bunun sizin herhalde bu madde şimdiye kadar sizin yazdığınız yazıları yabancı ve bölücü akım olarak nitelendiriyordu diye düşünüyorum. Öyle mi? Evet yani. Dolayısıyla şimdi hani bu maddeyi korumakla yükümlüsünüz siz. Şimdi yorum çıkacak. Ne olsun? Yorumlar çıkacak. Ve bunu ben olsam bir zenginlik olarak görürüm. Hı. Evet yani bu yorumlar, evet, bu görevler, bunların eleştirilmesi lazım. Hı hı. Bu eleştirilere dayanacak kadar sağlam, hı hı, ve güçlüyse yoluna devam eder zaten. Yani benden bir zarar görmez. Ama eleştirilerle düzelecekse, bunlar çünkü ideolojik konular. Bunlar kanun maddesi olacak, hukuk metni, evet, haline gelecek şeyler değil. Evet. Bunlar ideoloji. Yani insanların inançlarıyla, felsefi kanaatleriyle, siyasi düşünceleriyle alakalı konular. Bunları siz kanun maddesi olarak insanlara emrederseniz, o ülke katılaşmış, hiç kimsenin özgürce bir şey yaratamadığı, kendini geliştiremediği, ülkesini de geliştiremediği geri, ilkel bir ülke haline gelir. Çünkü mesela sizin anayasada ideoloji kavramı olmasın, evet, öneriniz de var. Bu ne demektir? Atatürk milliyetçiliği olmasın demektir. Değil mi? Yanlış mı algılıyorum? İki türlü, evet. Yani anayasada, anayasanın ikinci maddesinde geçen Atatürk milliyetçiliğinin kaldırılması lazım. Çünkü Atatürk milliyetçiliğinin ne olduğunu bilen bir adama ben rastlamadım. Peki. Oturup aslında şey üretiyorsunuz, yani bir kavram ortaya atıyorsunuz, ondan sonra da canınız istediği zaman kullanıyorsunuz. Neyle kullanıyorsunuz? Silahın gücüyle koyduğunuz zaman, iktidara el koyduğunuz zaman bunu gerekçe, mazeret olarak gösteriyorsunuz. Yani burada bir iyi niyet de yok. Atatürk milliyetçiliği diye bir kavramın içeriğini dolduracak donanımda biri de çıkmadı bugüne kadar. Anayasadan bunun çıkması lazım. Anayasanın ikinci maddesinin referans olarak gösterdiği anayasanın başlangıç kısmında Atatürkçülükle ilgili ibareler var. Evet. Bunların çıkması lazım. Devletin vatandaşına herhangi bir ideoloji dayatmaması lazım. Neden? Dünyanın en doğru, en gerçek, en bilimsel ideolojisi bile olsa dayatmaması lazım. Çünkü bir ideolojiyi dayattığınız zaman bunun farklı yorumları ortalığı kaplar. Kavga konusu haline gelir. İnsanları özgür iradeleriyle, özgür akıllarıyla baş başa bırakmak lazım. Bilim herhangi bir gelişme, ilerleme kaydettiği zaman herkesin çağa, medeni dünyaya rekabet halinde olan görüşlere açık olması lazım. Siz bunu bir ideolojiyle anayasa hükmü haline getirip emrettiğiniz zaman da bütün bunları engellemiş şimdi olursunuz. O ideolojinin anayasadan zaten kaldırılması sonraki bir adım belki, ama o zaman zaten bu kurumun anayasada yer almaması lazım anladığım kadarıyla.
Tabii bunun doğal sonuçlarına mevcut, yani yeni bir anayasa yapıldığı zaman ben bu kurulun anayasada yer alacağını sanmıyorum. İşte hani onu soruyorum, evet. Ya zaten o zaman bu hedefler vesaire, yani değişmesini bırakın, belki bunun anayasaya bağlı bir kurum olmaktan çıkarılması söz konusu. Anayasal kurum olmaktan, anayasal kurum olmaktan anayasaya bağlı, yanlış söyledim. Çıkartılması lazım ama Atatürk'ün bir mirası var, bir vasiyeti var. Türk Tarih Kurumu bugüne kadar yaptığı çalışmalarla yani ben 19. yüzyıl tarihçisiyim. 19. yüzyıl siyasi tarihi konusunda uzmanım ben. Türk Tarih Kurumu'nun birçok çalışmasından çok yararlandım. Yayınladığı kitaplardan. Türk Tarih Kurumu kongreleriyle yayınladığı kitaplarla çok ciddi katkılarda bulundu. Türk Dil Kurumu önemli katkılarda bulundu. Yani dil bir kere homojenleşmesi lazım. İtalyanlar biliyorsunuz Dante'nin İlahi Komedyası'nı referans alarak İtalyancayı bir milli dil haline getirdiler. Türk Dil Kurumu da bu konuda zaman zaman amacını aşmakla beraber o Türk arılaştırma hareketi, öz Türkçecilik hareketi bizi adeta farklı dilleri konuşan bir ülke haline getirdi. Bunların dışında çok faydalı, şu anda da yürüttüğü çok ciddi faydalı projeleri var. Tabii bize düşen yani... Peki şimdi Atatürk'ü severim ama işte Atatürkçülük konusunda endişeleri olan bir entelektüelim. Buradan başladık dediniz. Şimdi siz tabii bunları böyle güzel anlatıyorsunuz ama haliyle Atatürkçülük için hakikaten önemseyen, Atatürkçülük için canını feda etmeye hazır çok insan var bu memlekette. Atatürkçülük kavramını mı oturtmak lazım acaba? Yani ne olduğunu mu tanımlamak lazım? Akıl ve bilim yeterli olur mu bu tanım için sizce? Atatürkçülüğü reddetmek gerektiğini düşünüyorum. Reddetmek. Evet, reddetmek gerekir. Çünkü böyle bir ideoloji ekseninde bütün ülkeyi, bütün insanları kenetleyemezsiniz. Çünkü farklı yorumları çıkar. Adı üzerinde ideoloji. İdeolojiler gerçeğin çarpıtılmış biçimidir. Gerçeğin gerçek biçimini ancak bilimle ve o da zamanla değiştiği için hiçbir zaman sabit bir şekilde tarif edemezsiniz. Toplumlar için böyledir. Peki şöyle sorayım. Atatürkçülüğün altındaki hangi ilkeler özellikle, yani şimdi ilkelere baktığımız zaman sonuçta olması gereken ilkeler zaten o. İsmi Atatürkçülük olabilir. Hangisi? Hani bir sürü ilke var. Yani hani hangisi mesela sizi rahatsız eden ilkeler? Şimdi bunu tersinden sorduğum zaman problem, bakın ben size sordum. Peki. Mesela hangisi diye sordum. Çünkü nedir Atatürkçülük? Atatürkçülük diye ifade ettiğiniz ilkeler diye sorduğunuz zaman herkes farklı şeyler söylüyor. Kimi için bağımsızlık çok önemli oluyor. Kimi için laiklik çok önemli şimdi oluyor. Şimdi dönüp dolaşıp oraya geliyoruz aslında. Asıl korkular o laiklikte başlıyor. Çünkü Atatürkçülük kavramı çıkarsa hayatımızdan laiklik elden gidecek endişesi yaşayan çok insan var. Şimdi bakın burada da şu problem var. Laikliğe ihtiyacımız var. Laiklik prensibine anayasal olarak ihtiyacımız var. Şimdi siz bu prensibi evrensel olarak dünyanın her yerinde uygulanan o meşru, genel, son derece sağlam mantığından uzaklaştırıp bir ideolojinin içine yerleştirdiğiniz zaman otomatik olarak muarızları çıkar. Halbuki bu bir anayasal prensip, bir hukuk prensibi, bir ideoloji değil laiklik. Siz otomatik olarak Atatürkçülüğün içine yerleştirdiğiniz zaman laikliği bunu tartışma konusu haline getiriyorsunuz. Laiklik tartışılmamalı. Laiklik bir anayasal prensip olarak devletin dinler karşısında tarafsızlığını sağlayan ve her vatandaşa inanç konusunda özgürlük tanıyan din. Gerçi tartışma haline getiriyorsunuz diyorsunuz. Yakın zamana kadar tartışmak mümkün değildi laiklik ilkesini. Yani evet işte Türkiye şöyle bir şeyi yaşadı. 2006 yılıydı hatırlıyorum ben. Bülent Hanım şu laikliği tarif edelim dedi. Herkes ayağa kalktı. Nasıl cesaret edersin buna? Yani tarif etmeye nasıl cesaret edersin? Şimdi bizim ihtiyaç duyduğumuz şey şu, özgür akıl, eleştirel akıl. Toplumların ilerlemesi, gelişmesi bundan mümkün. Özgür aklın önüne hangi engeli getirirseniz getirin, o toplumu geri bırakırsınız. O toplumun ilerlemesini, çağdaş dünyayla kaynaşmasını engellersiniz. Şimdi siz oturup bir ideolojiyle toplumu biçimlendirmeye, şekillendirmeye, tek tip hale getirmeye kalktığınız zaman o ideolojiyi yorumlayacak beyinlere hapsedersiniz. Bütün düzeyi. Yani asker yorumladı
Atatürkçülüğü. Hı-hı. Askerin yorumladığı Atatürkçülükten ne olur? Şimdi asker ne bilir? Askerin hangi birikimi, hangi uzmanlık alanı Atatürkçülüğü zengin? Şimdi buna katılıyorum söylediklerinize ama yani anayasayı da aslında yorumlar yapmıyor mu? Yani, evet. Yani düşündüğünüz zaman hani hangi yorum doğru? O yüzden tartışmıyor muyuz sivil anayasada aslında herkesin bir şekilde ortak konsensusunda buluşulmalı? Buluşulacak mı bilmiyorum, onu tartışmak i̇nşallah, lazım. İnşallah. Yani hayalimiz o ama hep yorum üzerine değil midir? İnsan var çünkü işin içinde. İnsan, bakın insanı evrensel bir değer olarak kabul ettiğiniz zaman insan haklarını ve devletin insan haklarına saygısını, o zaman anayasada tartışacağınız bir şey kalmıyor ama yorum dediğimiz şey de ideolojiden çıkıyor. Yani siz ideolojik bir değer atfettiğiniz zaman kavramlara, düşüncelere, değerlere, bunların her birine ideolojik bir değer atfettiğiniz zaman içinden çıkamıyorsunuz. Evrensel, bütün dünyada kabul edilen, işte evrensel insan hakları beyannamesinde geçen, medeni sivil hakları da geçen temel haklar var. Bu konuda bir itirazı hangi ideolojik gerekçeyle yapabilir veya hangi ideolojiyle bunlara sahip çıkarsınız? Ne gereği var? Bazı ilkelerde yalnız dünya standartlarında çok fazla oynama var. Laiklik de bunlardan bir tanesi aslında düşündüğünüz zaman. Şimdi bakın bizim anayasamızın 10. maddesi kanun önünde eşitlik prensibini düzenliyor. Kanun önünde eşitlik prensibi aslında felsefi inançlar konusunda da devletin tarafsız olmasını öngörüyor. Yani vatandaşın eşit olması için devletin herhangi bir inancı, herhangi bir ideolojiyi tercih etmemesi lazım. Şimdi Atatürkçülük diye içini çok farklı şekillerde doldurduğunuz, yüzlerce çeşit versiyonuyla canınızın istediği gibi doldurduğunuz bir inancı siz devlet katında zorlar, tercih ederseniz vatandaşların eşitliğini de engellersiniz. Atatürkçü ideolojinin filanca versiyonuna katılan veya katılmayan, bunun Marksist yorumuna katılan veya işte sağcı yorumuna katılan, faşist yorumuna katılan hepsi var çünkü piyasada. Yani o kadar zengin bir literatür var ki 5000-6000 civarında Atatürkçülük üzerine kitap var. Evet. 5000-6000 olsun civarında. Canım yani olmasın mı? Olsun. Daha fazla olsun, ne fark eder? Memlekete ne faydası var diye sorun. Yani düşüncenin gelişmesine, Türkiye'de toplumla ilgili anlayışın, kavrayışın gelişmesine ne faydası oldu diye sorsanız hiçbir faydası olmadı. Bu kadar emek, bu kadar çaba. Bütün üniversitelerde Atatürk ilke ve inkılapları enstitüleri var. Nedir? Onlar da mı hiç fayda getirmiyor? Hiçbir faydası yok. Yani bence tarih alanında tarihçi standardını, tarih biliminin standardını düşüren şeyler, enstitüler bunlar. Olmasın mı o enstitüler? Atatürk ilke ve inkılapları tarihçisiyle normal tarihçileri yan yana getirin. Normal tarihçiler tarihçi hakikaten. Yani o karşılaştırma, o mukayese bile çok değer ifade ediyor. Yani Atatürk maskesi, Atatürk zırhı, Atatürk ismi bir şekilde kullanıldığı zaman herkes bunu bir meslek olarak algılıyor. Şimdi siz bu konuma getirilince yani tabii kıyamet koptu diye başladık, öyle bitireceğim ama en fazla tepki CHP tarafı verdi. CHP'liler toplandılar, basın toplantıları, Sayın Kılıçdaroğlu sizi hedef alan konuşmalar yaptı. Ne düşünüyorsunuz? Onu da sormadan olmaz yani. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi parti olarak siyasi rekabette diğer partilere üstünlük sağlamaya çalışırken müracaat ettiği, kullandığı figürlerden biri Atatürk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuran Atatürk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildiğimiz altı oku, Kemalizmin altı oku. Doğal olarak bir siyasi üstünlük aracı olarak görüyorlar. Ve siyasi rekabette üstünlük sağladığını düşündükleri için de dört elde sarılıyorlar. Şimdi bu da kötü bir şey. %20 civarında oy alan bir partinin tekeline vermiş oluyorsunuz Atatürk'ü. %20 de az bir oran değil ama düşündüğünüz. Az bir oran değil ama geriye kalan %80'i niye Atatürk'ten uzaklaştırıyorsunuz? Niye Atatürk'ü temellük ediyorsunuz? Tek başınıza sahip çıkıyorsunuz? Yani CHP'nin tekelinde değil Atatürk. Bırakın onları da sevsinler. Yani onların sevmesine izin vermiyorlar. Atatürk bize ait diyorlar. Yani böyle bir tavır bu. Ben bunu Atatürk'ün mirasına karşı da bir haksızlık olarak görüyorum.
Peki Sayın Türkan'a çok teşekkür ediyorum. Yani yine aktı geçti. Hakikaten üzerinde tek tek konuşulacak, tartışılacak çarpıcı açıklamalarınız oldu. Yılın ilk söz sendesinde geldiniz, yalnız bırakmadınız. Daha konuşuruz muhtemelen bu önerileri. Zaten anayasa yapımı aşamasında da çok bir araya geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür geldiğiniz ediyorum. Profesör Doktor Mümtaz Ertürköne ile birlikteydik. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.